Değerli spor sever dinleyiciler hepinize merhaba. Bu bölümde sizlere Caner Erkin ve Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı meselesi üzerinden kendi bireysel yorumumu sunacağım. Bunu özellikle belirtiyorum ki yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Burada söylenen her şey benim şahsi fikrimdir. Ekim 1988 Balıkesir doğumlu olan sol bek oyuncumuz Caner Erkin profesyonel futbolculuk kariyerine Vestel Manisa Spor'da başlamıştır. İkinci ligde iyi bir futbol ortaya koyan Caner, takımının Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte adından sırça söz ettiren genç futbolcular arasına girmiştir. Aynı sene CSKA Moskova takımına 3,5 milyon avro karşılığında transfer olmuştur. Türkiye'ye dönüşü ise Galatasaray futbol takımı ile gerçekleşmiş olup Arda Turan ile antrenmanda ettiği kavga sonucu Galatasaray'dan gönderilerek Fenerbahçe'de devam etmiştir. Caner Erkin, Arda Turan ile yaşadığı benzer bir antrenman kavgasını Fenerbahçe kariyerinde de yaşamıştı. Hırçın sol bek önce Bilica ile ardından David ile bir takım sorunlar yaşamıştır. Kariyerinde toplam 432 maça çıkan Caner Erkin 32 kez fileleri havalandırmış, 97 kez filelerin havalanmasına katkı sağlamıştır. Aykut Kocaman Fenerbahçe'sinde sol açık mevkisinde görev almış olsa da bu istatistik onun ne kadar yetenekli ve skora etki etme kabiliyeti yüksek bir oyuncu olduğunun göstergesidir. Ancak tüm bu bilgiler ışığında şampiyonluk yolunda kilit bir öneme sahip ve bu kadar etkili bir oyuncumuzun sosyal medyada linçe maruz bırakıldığını görüyoruz. Sevgili Fenerbahçe taraftarı, Caner ve Nazım arasındaki tartışmadan etkileşim almak adına paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenlerine lütfen kulak asmayın. Caner ve Nazım bizler için şampiyonluk yolunda önemli ölçüde katkı alacağımız bek oyuncularımızdır. Ne biri diğerinden üstün ne de aşağıdadır. Bu sebeple yapacağınız yorumlarda yapıcı bir tavır takınmayı esas olarak kabul etmelisiniz. Spor medyası, oyuncularımız arasındaki gruplaşma haberleri ve Erol Bulut üzerinden derbi öncesi takımımızı zaten yoğun bir şekilde yıpratma çalışmaları yapmaktadır. Burada ortak düşman belirlemek bizleri kurtuluşa götürmeyecektir. Ve son olarak unutmayın, başka Fenerbahçe yok.